Akif Peki Karar Gazetesi Putin gazı veriyormuş demek. Anlayamıyordum bir türlü. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın başta olmak üzere Ankara'dakiler niye Rusya'nın sözcülüğüne soyunuyordu? Peskov'u, Zaharova'sıyla Moskova'nın yeterince sözcüsü, sözcü yardımcısı vardı. Washington Üniversitesi'nden doktoralı sözcü aramıyorlardı. Moskova Üniversitesi mezunları yetiyordu onlara. Dilleri de yutmuş değillerdi obuç gibi uzatabiliyorlardı istediklerinde. Putin'de Lavrov'un da kaba kuvvetten başka dil bilmedikleri icabında kendilerini anlatmaktan aciz oldukları söylenemezdi. Dünyayı tehdit etme konusunda bir sıkıntıları, dışarıdan sözcülük hizmeti almaya ihtiyaçları yoktu. Yine de Sözcü İbrahim Kalın kah ABD TV'sine kah yerli milli ekranlara çıkarak Kremlin'in taleplerini dünyaya bildirmekten geri durmuyor, ısrarla Rusya'nın dünyayı daha eşitlikçi ve adalete dayalı bir düzen kurmaya çağırdığını söylüyor, bir değil iki değil. Suriye'de, Ukrayna'da, Kırım'da, Çeçenistan'da hatta Londra ile Berlin'deki suikastlarda yaptıkları buydu demek eşitlikçi ve adil bir dünya düzeni kurmaya girişmişlerdi. Putin'in dediği gibi Satanist Batı elitlerinin LGBT zorbalığıyla savaşmaya gittiklerini sanmayalım yani. O halde Batı'ya Putin'in taleplerini kabul ettirmek bize düşüyor. Tehditlerine boyun eğmez de yola gelmezlerse dünyayı kasıp kavuracağını, başlarına yıkacağını, Avrupa'yı cehenneme çevireceğini bu kış donacaklarını filan anlatmalarını sağlamaya ondan çalışıyoruz. Desenize şunu. İkide bir kafalarına vura vura Avrupa'yı korkutmamız Rusya ile anlaşmaya zorlamak içinmiş meğer. Eşitlik ve adalet için başlattıkları bu haklı savaşta yerimiz niye Rusya'nın yanı olduğunu şimdi anlıyorum. Rusya batı yeni bir anlaşma istiyormuş. Dünya düzeni için pazarlığa oturmaya zorluyormuş. Ne demekse artık Ankara'da aracılık ediyor somut tehditlerle bu soyut talepleri muhataplarına iletiyormuş. Yoksa Rus işgaline kılıf filan uydurmuyormuş bizimkiler. Putin'i haklı göstermeye uğraşmıyorlarmış. Yanlış mıyım? Fakat bu afaki lafları edenin bile ne dediğini bilmediği kesin. Batı kabul ederse tam olarak neyin pazarlığını oturacak? Dünyayı aralarında nasıl bölüşürlerse adil olacak. Batı yenilir de Rusya kazanırsa Türkiye'nin kazancı ne olacak? Madem paylaşım kavgası, bırakalım davasını Rusya kendi anlasın. Niye bırakamıyoruz? Rusya ile iyi geçinmekten yanayım. Her krizde yazdım. Türk-Rus toplumsal forumunda medya komitesi eş başkanlığı yapmış birisi için aksi düşünülemez zaten. Fakat iyi geçinmek, Rusya'nın yerine geçmeyi, onunla iki devlet tek yürek olmayı, kaderimizi bir görmeyi, Rus çıkarlarını batıya karşı savunmayı, avukatlığını ve sözcülüğünü yapmayı mı gerektirir? Sizi bilmem ama bu kadarı benim zoruma da gitmiyor değil. Gelin görün ki yanılıyormuşum. Aslında iş güzelce kendi kendimizi gaza getiriyormuşuz. Putin veriyormuş gazı. İktidar sözcülerine bir özür borcum oldu. Çünkü Putin, Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetini açıkladı. Avrupa piyasasına Rus gazını biz verecekmişiz. Tabii Türkiye ve ABD isterse. Niye istemesinler ki? Onların derdi Rusya ile sonuçta, Rus gazıyla değil. Çok zekice, süper mantık, kazan kazan formülü. Ruslardan alamadıktan sonra Batı parası Rusya'ya gidecek diye Rus gazını bizden niye almasın? Putin de AB'nin enerji güvenliği için endişeleniyormuş üstelik. Gaz tedariğinde Türkiye AB için en güvenli güzergah bu kış kesintisi sevkiyata hazırız demezdi aksi halde. Öyleyse haydi onlar Ersin muradına biz de çıkalım kerevetine. İddip kasabıyla mı Avrupa'yı korkutacağız? Ertuğrul Özkök, Tansu'ya mektuplar serisinde dün hepimizin atladığı bir yıl dönümünü hatırlattı. Atanır atanmaz, sivil asker demeden şehirleri 66 füzeyle bombardımana tutan komutan var ya, hani Rusya'nın şu yeni Ukrayna komutanı, işte onunla ilgili. Yakından tanıdığımız biriymiş. Özkök, Sergey Vladimirovich Suroviki'nin bir lakabının da İdlib kasabı olduğunu hatırlatıyordu. Suriye'de Esad güçleriyle birlikte İdlib'e yaptığı saldırılarda en acımasız yöntemleri kullandığı için almış bu unvanı. Unutanlar için yeni komutan hakkındaki bir detayı daha anımsatıyordu Özkök. 27 Şubat 2020 günü bize yaşattıklarını. Kendisinden dinleyin. Hatırlamadıysanız ben hatırlatayım. Rus SUV'larının Suriye'de bir askeri konvoyumuza saldırıp 34 askerimizi şehit ettiği meşhum gündü o. Yani o gün konvoyumuza saldırıp sivil asker demeden 34 insanımızı vurma emrini veren komutan oydu. O komutan şimdi de Ukrayna'da dehşet saçacak. Biz de bakın gözü karadır yapmayacağı delilik yok ha diyerek Avrupa'yı onunla korkutacağız. Öyle mi? Yok daha neler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.